Bir de realite gerçekler var. Şimdi yol oradan geçti diye biz üzülmeyelim. Bak bu aynı şekilde Osmancık'ta Değerlendirmek. değerlendirmek lazım. Bak Osmancık'a gidiyoruz. Osmancık'ta bir tane yolun kenarında boş yeri gördün mü İsmail Bey? Yok. Yok. Biz ne yapmayalım arkadaş? Artık yola yanaşalım. Yani istimlakları veya işte oranın planlamasını yapalım. Şeyi planı o tarafa kaydıralım. Yani oraları imarlaştıralım. Yolun üstüne çıkmayalım ama altında en azından alt tarafında orada yapılacak yerlerde hizmetleri göstermemiz lazım. Başkanım, Osmancık Niye örneğini olmasın verdiniz de yani? ben bayağı bir uzun süre Osmancık'ta kaldım. Orada şimdi şehir içi geçişi düzenlemesi yapıldığında şehir içinde leblebici dükkanları itiraz ettiler. Vay, kesilecek yolumuz Öyle de olmasın. oluyor. Şöyle bir öneri oldu. O zaman Oğuzhan Kaya vekil ilçe başkanıydı. Evet. Şöyle bir öneride bulundu. Ya dedi, bak aşağıda küçük baraj yapıldı. Yol kenarlarımız çok güzel. Park şeklinde leblebi tesisleri yapın. Bak bu kadar İlla basit. otobüs tesisleri Tabii canım, olacak diye bir şey yok. aynen. Ve buna yönelildi. Gayet de güzel şu anda kazanıyorlar. Ama ona rağmen tam değerlendirme yok tabii yani. Çalışmalar yapılması gerekiyor. Mecidiyeköy'ünde de buna Bunu bir yapılabilir. örnek, yol kenarına park sistemi, Tabii ki yani araçların araçların gideceği bir durabileceği, örneğin şu an orada hiç benzinliğimiz yok. işte vatandaşın elmasını, armudunu ya da üzümünü satabileceği ya da tarhanasını satabileceği. İşte inşallah orada mutlaka otogarın yol kenarına çıkması lazım. Çünkü Evet. orada Tokat arabaları işte diğerden gelen eskide yerinde dursun. Onda bir sıkıntı yok. Geliş geçiş yapacak ama orada mesela bu şeyleri ürettiğimiz paketleme yaptığımız hububatları veya yöresel ürünleri niye orada biz pazarlamayalım? Tabii ki. Belediye adına pazarlansa, belediyenin bir gelirse olsa kötü mü olur? Artı en iyi tarafı da ne biliyor musunuz? Yani benim bu yaptığım projelerde en az 25-30 kişi çalışacak. Ben 30 kişiye ekmek vereceğim. Başkanım bir de şu O var. da çok önemli yani. Yoldan geçen insan dur şurada da duralım da bakalım demiyor. Ha. Ama sizin ön plana çıkan bir şeyiniz varsa diyor Evet. ki Mecidiyeköy'ünde şu var ya, şunu yemeden gitmeyelim. Ya da şunu içmeden gitmeyelim. Gel şurada oyalanalım diyebiliyor. Ama bir şeyi isim yaptırdıysanız, Evet. bunu tanıttıysanız insanlara, İsmail kardeşim vitrine çıkardıysanız. şu var. Bak Meydözü'nün peyniri ve çökeleği çok meşhur. Evet. Ama maalesef inanır Ben mısın? çeyrek Mecidiyeköylü olduğum Şu an için evet biliyor biliyorum. eniştemiz olduğu için. Şu an inan onları satacak reyon yok. Süt satıyoruz bak. Süt birliği var. Süt satacak yer yok. Ya böyle bir ilginç O zaman tarafı var. yani Ya niye olmasın ki yani? üreticimizin Bu elinde bu bayatlıyor. yani niye yapılmasın? Yapılınca sadece ne oluyor biliyor musun? Pazartesi günü pazara geliyor sadece. Pazartesi gününden sonra bir hafta biz boş yatıyor. Hiç gelen giden yok. Çok acı bir Bir durum de cuma başkanım ya. günleri işte cuma günleri biraz hareketli Benim olur. kendi şahsi değerlendirmeme göre çok acı bir durum yani. 4 gün boş. 4 gün meclisinde kimse yok. Artı şu da benim dikkatimi çekiyor. Onunla ilgili de bir şey yapmamız lazım. Meclisi trafiği çok berbat durumda. Herkes götürüyor dükkanın önünde arabayı koyuyor. Akşama kadar dükkanın Benim bir önünde duruyor. otopark alanı yok. Evet, geçen ben Otopark yer alanı da yok. Evet. biraz sefer geldiğimde o sıkıntıyı yaşadım. Onunla ilgili şöyle bir çözüm yaptık. Ta Yapacağız. aşağıdaki derenin kenarına kadar Ta gittim. aşağı pazar yerinin oraya gitmişindir. Ya bir Evet. kere şu var. Meclisinde vatandaşın şunu bilinçli olması lazım. Ya bir ana merkeze, sanat kulesinin dibine arabayı çekince ne olacak? İhtiyacın varsa yapabilirsin. Ama ya bir yere koy. Evin önünde uzak bir yer değil ki arkadaş. Yürüme mesafesi. Yürüme mesafesinde. Artı bir de şu da var. Çorum Belediyesi'nin yaptığı çok güzel bir uygulama var. O uygulamayı oraya da geçireceğim inşallah. Çorum Belediyesi muhtarlarla görüşerek mahallesindeki mezbere yani yıkılması gereken veya Metruk ev mektup dedikleri. evleri tespit ediyor. Tespit ettikten sonra ilgili şahısa veya vereseler zaten şahıs olsa ev kötü olmaz. O evin yaşayanlar ölmüştür ya da taşınmıştır. Evet. İlgili şahıslara yazı yazılarak 3 ay içerisinde burayı yıkın. Tebligat geliyor. Yıkılması, eğer yıkmazsanız belediye tarafından yıkılacak, içindeki malzemeler de garibanlara dağıtılacak diye böyle bir tebligat gönderiyor. Ben bunu gördüm. 3 ay içerisinde yıkılmadı mı? Hemen yıkıyor belediye, malzemeyi taşıyor, altına bir kum seriyor, al sana park yeri. Bizim Meclis'te Geçici de de olsa geçici, bir arsa otopark onun. çözümü. Arsa vatandaşın ona karışamaz. Arsa duruyor. Ama üstünde ev yok. Çünkü ev yıkılacak. Bu arada da
Oraya en az 8-10 tane araba konacak. Ne oldu? Evet. Şehir içindeki o trafiği azaltmış olacağız. Bir de duba sistemiyle trafik yasağı getireceğiz. İnşallah o zaman işte kaymakamlıkla görüşerek, yani emniyet müdürü, jandarma ile komisyonla görüşerek aşağı pazar yerinden başlayarak şeye kadar, askerlik şubesinin oraya kadar çift taraflı duba şeklinde kısa süreli 5 dakikalığına 10 dakikalığına araçlarda acil durumlara park edip açacağı sadece geliş gidiş yolu olan bir şey yapmamız lazım. Başka türlü olmuyor. Bir de artı şu var. Kaldırım işgalleri de oluyor. Arabayı da bırakıyorlar. İnanır mısınız o bayanlarımız ya da eli dolu pazardan giren kişilerimiz yoldan geçemiyor. Yoldan geçemiyor maalesef. Doğru. O da çok kötü yani. Orada böyle çok bir, yerde yaşanan orada böyle bir çözüm yapmış Başkan, olacağız. Belki aykırı bir soru gibi gelecek ama. Yok hayır. Ne ben demek? Şimdi doğaçlama gidiyorum biliyorsunuz. Gerçi sorular hazırladı ama sorunun dışında gidiyoruz. Konuşmanın gidişatına göre. Az önce şey söylediniz. Çorum Belediyesi'nin şu yaptığını örnek alacağım. Falan belediyenin tabii, şu. Aynen. Şimdi şöyle bir şey soru geldi aklıma. Siz şimdi CHP'den ana muhalefet partisinden belediye başkan adayı olarak çıkacaksınız nasip olursa eğer. Evet. Seçildiğiniz takdirde partiniz aday gösterip siz seçildiğiniz takdirde evet. Diğer ilçe veya il belediyesiyle yaklaşımlarınız nasıl olacak? Ben gözlemlediğim şu, mesleğimiz gereği bütün programlara gidiyoruz, görüyoruz ya. Bir iktidar partisi ya da diğer bir partinin belediye başkanı, o onun programına gitmiyor. Sanki farklı bir ülkenin ya da bir farklı bir ilin programıymış gibi birbirlerine destekleşme olayı olmuyor. Mesela geçtiğimiz senelerde Sungurlu Belediye Başkanımız İYİ Parti'den, Ortaköy Belediye Başkanımız AK Parti'den. Ortaköy'ün bir ihtiyacı olmuş. Sungurlu Belediye Başkanı kamyonları doldurup göndermiş. Evet, bunun gibi ne kadar güzel bir davranış. Çünkü bu yıl bizim. Partiler ya da siyasi oluşumlar gelici geçici yine biz bize kalacağız. Buradaki yaklaşım nasıl olacak? Tabii şu da var. Bu soruyu sormam biraz şey ama federasyon başkanlığında da bunu gördük. Bu ayrımı yapmadığınızı. Bu federasyon başkanlığındaki davranışlarınız, tutumunuz aynen devam edecek mi? Şimdi şu var. Meclisi ve meclisi halkının için yapamayacağım bir şey yok. Ben her kapıyı açarım. Herkesle gider konuşurum. Herkesle diyalog sağlarım. Yani biraz da tamam partinin belediye başkanı olabilir ama ben meclisinin belediye başkanı olmaya çalışacağım. Tabii seçim sonrası rozeti çıkarıp ben meclisine ne yapabilirim? Ben herkes milletvekillerine görüşürüm. Artı bir de şu da var. Şunu meclis halkı da bilir. Meclisinin iftiharı olan, veda iftiharı olan Bekir Aksoy diye bir abimiz var. Evet. Bekir abimiz her zaman bizlerin yanında. Çorum için bir değer. Öyle bir abimiz olduğu sürece o bize çok önderlik yapacağına inanıyorum. Ben onun yanına da gittim zaten, kendisiyle de görüştüm. Projelerimi de anlattım. Ve de çok da güzel buldu. Ben dedi sonuna kadar arkanda olurum dedi. Yeter ki sen seçil gel. İşte abi ben belediye başkanı oldum. Senin yanındayım de. Ben projelerine sonuna kadar destekliyorum, destekleyeceğim dedi. Ben bu sözü de aldım. Vahit Bey'i de aradım. Yani milletvekillerinin benim için şu bu önemli değil, isim önemli değil, parti önemli değil. Benim için eğer ki o 5 yıl içerisinde ilçede bir değişiklik yapamıyorsam o zaman ben kendimi suçlarım. Başkanım zaten herkese işin mesafede yaklaşıyor. Kazanması demek, Çorum'un kazanması demek. Aynen yani o tek böyle bireysellik olamaz. Yani bu partiden seçildim, sadece bu partinin milletvekiliyle görüşürüm. Yok kaymakamla görüşmem, öyle bir şey yok. İlçemizin yararına yapılacak her tür şeyin yanındayım. Bana herkes şunu yapalım, buraya gidelim, şunlar konuşalım dediği zaman ben yanında olurum. Ama şu var, sadece orada baktım kişisel menfaatler ya da hırslar veya işte bazı menfaatler ön plana çıkarsa orada yok. Ben İsmail kardeşim makam için, mevki için gelmiyorum. Ben hizmet için geliyorum. Gönül belediyeciliği yapacağım. Herkese kapım açık olacak. Herkesle diyalog sağlayacağız. Hatta açık olacak derken Mecidözü Belediyesi'nin bir eksiğini gördüm ben. Birincisi şu. Mecidözü Belediye Başkan Yardımcılığı makamı yok.
Neden yok anlayamadım. Çorum Belediyesi'nin 5 tane var. O makam yok orada. O da bazı yok. Bazı ilçelerde 2 tane. Ama tane olması var. Lazım. Orada olması lazım bir. İkincisi beyaz masa. Mecidözü beyaz masası diye insanların şikayet yani, dileklerini işte anlatacakları. Karşılayabilecekleri. Karşılayacak. Hoş geldin. Buyur abi. Beyaz otur. Masa olur. Mavi masa olur. Sarı masa değil. Olur. O önemli de. Önemli olan orada diyalog önemli. Evet. Gel vatandaş geldiğinde illa yönlendirebilecek bir illa belediye her şeyi belediye başkanına gitmez. Oradaki arkadaşımız notunu alır, telefonunu alır. Ha başkanı illa görmek istiyorsa gelsin, orada kapımız açık. Ama her şey belediye başkanına gitmez. Oradaki başkan yardımcısı arkadaşımla otursun. Encümen de gelsin otursun. İş yürümez zaten. Yani öbür türlü kilitlenir. Şimdi bazen gidiyoruz başkan yok. Başkan yok olunca olay bitiyor. Muhatap olmuyor. Orada bir muhatap olması lazım. Yani. Tamam fen işleri var, haklı ilişkiler yetkilendirilmiş var ama yeterli değil. Yani orada birinin olması lazım. Gidip başka yardımcısıyla görüşüp zaten ben orada kontak halinde olacağız yani. Biz belediyenin dışında olmayacağız. Orada kontak yapıp beraberce sorunu çözmeye çalışacağız. Çözüm odaklı çalışacağız. Vallahi bunlar da çok önemli. Yani vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Vallahi vatandaş takdir etsin. Şöyle ki bildiğim için söylüyorum. Siz federasyonda birlikteydik zaten. Evet, yıllardır evet, da o federasyonda ben de hani mesleğimin dışında federasyon içerisinde bulunduğum için bu şeyi bildiğim için sizlerin yaptığı çalışmaları ben takdir ediyorum yani. Vallahi şimdi şöyle. Bu kişisel şey gibi oldu. Tarafsızlığımı yitirmiş gibi bir şey oldu da. Ben sana teşekkür ederim. Şunu söylüyorum. Yani memleketimiz kazandığı zaman herkes kazanmış olacak. Şu da var. Mecidiyeköy niye bir marka ilçemiz olmasın? Kesinlikle yani. Kardeşim şu var. Kapı açılan kapılardan bir tanesi. Mesela Amasya'nın Merzifon. Tokat'ın Niksarı, Erbaası, Turhalı. Tokat bunların markalaşmasından bir şey kaybediyor mu? Amasya bir şey kaybediyor mu? Kaybetmiyor, kazanıyor. Biz de Çorum olarak bazı ilçelerimizi biraz daha marka haline getirmemiz gerekir düşüncesindeyim. Doğru söylüyorsunuz. Yalnız işte buradaki şey şu. Bir kere geri dönüşleri insanımızı, nüfusumuzu artırmamız lazım. Evet. Nüfusumuz maalesef aşağı iniyor. Dışarıdaki İnsanları getirmek için de konut alanını, sosyal alanları ve aktiviteleri çoğaltmamız lazım. Bu da şundan geçiyor. Bir projeyi atladık. Mecidözü sanayi ve buğday pazarının taşınması. Bunlar da mutlaka taşın. Buğday pazarı yeterli değil. Çünkü depo yok, silo yok. İşte vatandaşın giriş çıkışları sıkıntılı. Trafik yetersiz. Mutlaka oranın başka bir oradaki esnaflarla görüşülerek daha uygun, daha geniş bir alana taşınması lazım. Sanayi de zaten Merzifon yolunda 22 dönümlük bir alan var. Daha önce alınmıştı, hazır duruyor. Yani şu anki çevre yolunun üst tarafında. Hem de oraya taşımakla belki uzak diyebilirler vatandaşlarımız ama evet. Sadece yoldan... Mecidiyeköy sanayisi evlerin arasında kaldı. Evlerin arasında kaldı yani. Evet o yani da var. Artık yani böyle bir şey kalmadı. Hiçbir yerde en gelişmemiş yerde bile, en düşük yerde bile bu şey yok. Evet. En azından dediğiniz gibi yol kenarına çıkarılırsa sistemli bir sanayi olmuş olur. Çok güzel. Bir de artı yoldan geçen de ihtiyaçlarını karşılamış olur. Tabii bu evet. Da var. Sadece mevcut halkının değil. Artı oradaki alanı da bir 12 dönümlük alan var. Şeyi de birleştirirsek 20 küsürü geçiyor. Yani buğday evet. Pazarında büyük bir alan oluşuyor. O alana da çok fazla büyük katlı olmamak kartıyla 3-4 katlı konut alanları 1 artı 1, 2 artı 1 şeklinde TOKİ ile görüşerek ya da belediyenin işte kooperatif şeklinde dışarıdaki insanlarımızı getirmemiz lazım. Ben şundan biliyorum. Biliyorsunuz bu TOKİ ile ilgili çalışma yapıldı. Evet. TOKİ çalışmasında 90 kişilik talebe, ben de içinde olduğum için biliyorum, 520 tane istek geldi. 520 kişi ne demek ya 90 kişiye? Demek ki bu 520 kişi demek ne demek? Bu insanların geri dönüş yapacağı demektir. Kısa bir hesap yapsak, ikişer kişi olsa 1000 kişi artmak demektir. Bir ilçenin nüfusu ne kadar artarsa, zaten o kadar esnafı da kazanır, ilçe de büyür, yeni yeni akıllar gelir, yeni yeni şeyler gelir, yeni yeni imajlar oluşur ortaya, yani aktiviteler çoğalır,
Niye ben mesela yaptığımız o şenlikleri, etkinlikleri belediye yapmasın? Evet. Belediyemiz bunu geliştirmeli, daha da iyisini yapmalı. Bu kültürel etkinlikler onlar da devam edecek. Birçok kesinlikle şeyi harekete geçiriyor. Aynen. Yani biz mesela biz Karakoca Küreşleri yaptık. Birinci dedik. İnşallah bana nasip olur geliriz. İkinciyi belediye, Meclisi Belediyesi Karakoca Küreşleri yaptırırız. Az o önce, zaman 1000 kişi geldi. Sen de gördün yani oradaki az insanlar. Az önce bahsettiğiniz evet. Projeler zaten şimdi vatandaş üretiyor. Ürettiğini pazar bulamıyor. Evet. Pazar bulamayınca kazanamıyor. Kazanamayınca ne yapacak? O kadar arazisi atıl durumda kalıyor. Ya İstanbul'a ya Ankara'ya bizim insanımız. Evet, gitmek zorunda. Kapıcılığa gitmek zorunda kalıyor en şey olarak. Niye gitsin değil mi yani? Mesela bir de... Burada kendi kendinin hizmetkarı olsun, kendi kendinin ağası olsun. Mesela bundan önceki bir önceki kaymakamımız... Sizin bu projeleriniz onu... Tetikliyor evet. Evet. Bir de son olarak fazla zamanınızı almak istemiyorum. Estağfurullah. Giden Kaymakam Mustafa Atış Bey'in bir projesi vardı. O projeye gerçekten ben de çok değerli buldum. O da şu. Merzifon yolunda Tanrı Vermiş köyünde 300 dönümlük bir arazi var. Yolun alt kısmında. Hazine arazisi. Evet. Oraya Mecidözü organize sanayi bölgesi yapmak için teşebbüste bulundu. Şu anda Sanayi Bakanlığı'na verdiği dilekçelerini çok güzel bir alan. Evet. Alanın güzelliği şurada. Havalanla 20 kilometre. O şeyden Amasya sınırına geçince, kadar gelen Konaklı'ya geçince ara yol var. Orası yok, orada değil, ara yol değil. Bu ana yolda. Ana Merzifon yolunda Konaklı'ya geçince Tanrı Vermiş köyünün arazisinin içinde 300 dönüm yer var. Mecidözü'ne ait. Evet. Özel şeyden işte gerekli bir şeyler verildi. İnşallah orada müsait heyeti oluşuyor veya şey yapılıyor. Yani. Her şeyi güzel. Orada da yapacağımız şu, eğer inşallah o gelişse var, bizim mezunun kaderini değiştirecek. Şöyle gelişecek. Büyük insanlara, iş adamlarına toprak bizden, fabrika sizden diye bir proje yapıp, yerlerini belirtip, niye yapmasınlar? Kayseri'deki kardeşim, mobilyacı kardeşim, niye arabayla buraya getirsin mobilyasını? Biz orada gereken desteği verirsek, hem ilçemiz kazanmış olacak, hem ilçemizde kahve kulesinde oturan gençlerimize iş vermiş olacağız. Bu sefer ne olacak? Zaten bize de 20 dakika 20 kilometre Merzifon yolundan döndüğünüzde 20 kilometre yok. Çorum'a 20 kilometre yok. Zaten Çorum organizasyonu sanayide Çorum merkezi o kadar. Bugün Ahmet Ağlatçı gitti yer bulamadığı için ama Suburlu'ya gitti yaptı. Evet. Niye Ahmet abiyi biz oraya getirmeyelim? Ahmet Ağlatçı'yı. Orada bir bölüm açmayalım ona. 300 dönümü parça parça yapıp herkese eşit bir seviyede altyapısını yaptıktan sonra meclisinin gelişimini sağlar. Çok da güzel bir proje. İnşallah bu gerçekleşir. Biz bunun takipçisi olacağız. İnşallah yani bunda... Tamam bu kaymakamlığın projesi ama... Bunda Mecidiyoz'u kazanmış olacak. Aynen. Herkes kazanacak. Çorum kazanmış olacak. Çorum kazanacak. Orada işsizlerimiz gidip orada ekmek yiyecekler. Ben de sizin gibi çok geziyorum. Kurşunlu ilçesine gittim Çankırı'nın. 22 tane fabrika saydım İsmail Bey. 22 tane Kurşunlu'da. Evet. Çankırı merkezden Kurşunlu'ya işçi gidiyor. Servisler kalkıyor sabahtan. O buyur. D100 karayolu kenarında. Evet D100 kenarında. Gördüm ben orayı. Hem evet. De fabrikalar da çok güzel çalışıyor. O bölgedeki insanlar gelip burada ekmek oluyor, aş oluyor. İnsanların karnı doymazsa, işi aşı yoksa, mutlu değilse hiçbir şey yapamazsınız. Alternatif arayışına giriyor tabii. Giriyor. O zaman ne oluyor? Diyor ki ben İzmir'e gideyim, Ankara'ya gideyim. O zaman kopuk oluyor işte. Artı nüfusumuzun artması lazım ki bu resmi daireleri geri getirelim. Nüfusumuzun artması lazım ki yüksek okulunu getirelim. Nüfusumuzun artması lazım ki oradaki yapacağımız yatırımları gerçekleştirelim. Hep birbirine bağlı. Evet. Mutlaka nüfusumuzu ya artırmamız gerekiyor. Geri dönüşleri artırmamız lazım. Geri dönüşleri başlaması lazım. Şimdi önceden örneğin bak şu var. Ben araştırmasını yapıyorum. Yaklaşık 20 bin tane Çorum'da oturan meclisülü var. 20 bin. Nüfusumuz. Diyorlar ki meclisten daha yüksek. Niye geldiler? Bu insanlar o zaman kış şartları ağır olduğu için, doğalgazda olmadığı için emekli oldu. Hanım kovayı kaldıramıyor. Ben odunu getiremiyorum dedi. Çorum'a geldiler. Keşke doğalgaz o yıllarda gelseydi. Onlar gelmeyeceklerdi. Çoğunun evi de orada duruyor. Dönüşler oldu ama az oldu. Biraz daha bunu artırmamız lazım. Ya bir şeylerin cazip hale gelmesi. Kesinlikle. Yani. Orada diyor ama sosyal olanakları artırmamız lazım.
İnsanın yaşam biçimlerini esnaflarımıza sahip çıkıp onları desteklememiz lazım. Esnafları kapatalım veya ceza yöntemiyle bir yere varamayız. Tamam, ceza da caydırıcı olur ama önce onu ikna edeceksin. Zaten mantıklı bir şekilde söylersen kimse ceza yemek istemez. Kimse de senin karşında gelmez. Biraz da halkın içinde olacağız. Tabii oradaki esnaf 100 lira kazanıyorsa, bunun 90 lirası cezaya gidiyorsa. Kesinlikle. Yani halkı dinlemeliyiz. Halkla yapacak, benim verecek anlayışım şu. Halkla, esnafla, gençlerle, müteşebbislerle biz bir yere geleceğiz, yapacağız. Biz böyle yöneteceğiz belediyeyi. Benim amacım şunu anladım. Zaman zaman halkla, gençlerle biz sürekli istişare toplantıları... Gençlere de çok önem veriyorum ben. Gençleri de seviyorum. Evet. Hepsinin de onların geleceklerini sağlamamız lazım. Zaten dışarı federasyon yakmasın. Yönetimi döneminde de çoğunlukla gençlerde... Evet, aynen. Aktivitelerini... İnşallah onlara mesela sporla ilgili, okullarla ilgili, yani tüm destekle belediyenin kapısı sonuna kadar açık. Buna emin olsunlar. Her zaman yanlarındayım. Gençlerimizi seviyoruz. Biz o zaman bile kısıtlı bütçeyle gençlerimize burs vermeye çalıştık. Burs ver. Keşke daha iyi çok insanımıza versek. Evet. Biliyorsun, sen de biliyorsun, o KESİHAT'ın toplantısına katıldım. O zaman KESİHAT Başkanı'na 10 tane meclisliğe burs ver diye yalvardım ya. Ve aldık. Şu an İstanbul'da okuyan gençlerimizden 10 tane meclisliği burs alıyor. Niye 20 olmasın? Niye 100 olmasın? Tabii. Çünkü bizim meclisliğin niye insanı... Niye onunla da biz vermeyelim? Biz vermeyelim. Belediye olarak niye vermeyelim? Yani şu da var. Ya bizim meclisliğin halkı eti yağını kavuran, kendi içinde, kendi kendini idare eden, yaşamı idame ettiren insanlar. Biz zengin değiliz, çok zengin değiliz. Bizim bir çeltik tarlamız falan yok. Evinde bir tane mı traktörü var. İşte, çeltik tarlasında olanlar da aynı dertte. Yani onlar biraz daha vali durumları yüksek gibi geliyor. Yok. Yani ben şimdi Çorum'da yaşarken bilmiyordum ama oraya gittikten sonra onu da gördüm. Çok zahmetli ve meşakkatli bir olay değil. Yani eti yağını zor kavuruyor. Onun da aynı şekilde. Anladım. Çok şimdi teşekkür ederim. İçin. Var mı? Yani bütün ilçelerimizde böyle sıkı diyalog olduğundan hepsine gidip geldiğimden biliyorsunuz. Yani hepsiyle de bir diyalogum var. Biliyorum yani hepsinin potansiyelini. Ben şunu diyorum. Son olarak vermek istediğiniz mesaj var mı? Şu anlattığınız projeler gerçekten de Mecidözü'ne en azından bir ivme kazandıracak projeler. Bir hareketlilik sağlayacak projeler. Yani şu anda uzun zamandır gitmemiştim. 2 senedir gidip geliyorum. Mecidözü, yani nasıl anlatayım? Bir mezra demeyeyim de. Evet, köyden daha aşağı seviye düşmüş gibi bir pozisyonda. Evet maalesef. Yani buradan yani kaymakamlık binasını, belediye binasını görmesek evet, burası bir ilçe diyebileceğimiz bir durumda değil. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 364 Web TV'ye yayın hayatına başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, tüm hemşerilerimizin de takip etmesini isteriz inşallah. Biz gönül vereceğini getireceğiz. Vatandaşımız bana 5 yıllık ben bir daha da aday olmayacağım da kesin eminim. 5 yıl süresince yapabileceğim, ben bu projelerin hepsinin de anında yapacağım diye bir şey yok. Bütçe zamana göre, şartlara göre gerçekleştirmeye çalışacağım. Başkanım, 5 yıl sonra aday olmayacağım şeyini kesinlikle... Yani ben onu demeyeyim ya. Çünkü öyle demeyin, siz istemeseniz bile vatandaş sizden hizmeti görünce ikinci dönemini, üçüncü dönemini zorla siz istemeseniz bile... Vallahi ben şu an düşüncem, öyle bir düşüncem yok. Ama zaman gösterir, zamana bırakalım. Evet. Yani vatandaşlarımızı takdir etmesi lazım. Tüm meclisçileri selamlıyorum. Tekrar 1-5 yılda bana şans vermelerini istiyorum. Yani meclisçiliği, bir meclisçiliği daha yapalım. Ufukumuz açık elbette olsun. Ki. Yani o nedenle herkese selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Biz de buradan tüm Mecidözü'lü hemşehrilerimize, Çorum'lu hemşehrilerimize selamlarımızı, sevgilerimizi ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Stüdyomuza kadar gelip evet, çok memnun oldum. Sorularımızı cevapladınız.
ve bizimle birlikte olduğunuz, memleket ideallerini birlikte paylaşmış olduk. Evet. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah çıktığınız bu yolda inşallah muvaffak eder. Hayırlısı olur. Nasipse, nasip değilse olur yani. Şu projeleri gerçekleştirirseniz, eğer seçilip de aday olup seçilip gerçekleştirirseniz Mecidiyeköy ve Mecidiyeköylü kazanacak. Aynen. Hatta biz kazanacağız. Çorumlu olarak biz kazanacağız. Teşekkür ederim. Mecidiyeköy'ümüzün potansiyelini değerlendirmiş olacağız. Aynen. Katılıyorum. Atıl kalmış potansiyelini değerlendirmiş ve harekete geçirmiş olacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. 364 Web TV stüdyolarından selam ve hürmetle. İnşallah başkan adayımız için de hayırlısı olur. Dediğimiz gibi Çorum ve Çorumlu kazanmış olacak. Bir başka konuğumla bir başka programda daha buluşmak dileğiyle şimdilik sağlıcakla kalın.